Hindistan bal ve süt ülkesi. Bence tünel kazalım. Tek yol bu. Özür dilerim. Bence duvarın üzerinden atlayalım. İzninizle. Lütfen. Şimdi olmaz Piglet. İçeri girmeye çalıştığımızı görmüyor musun? Evet. Ve bunun yolu tünel kazmak. Hayır, duvardan atlamak. Neden kapıyı çalmıyoruz? Önce sen Tinker. Önce sen. Hey, kapısı da pek güzelmiş. Ayo, satıcıları sevmiyorlar galiba. Birden beni için bal bulmak iyi bir fikir değil gibi geldi. Ben eve gidelim diyorum. Bence bu iyi bir fikir. Lütfen dost olalım. Yamyamlar. Bir şeyler söyle tavşan. Ben mi? Bu Piglet'in fikriydi. Ne? Elimde... Her neyse, işte onu kullanmaktan çekinmem. Hey, şuna bak, bu yamyam değil. Bu cüce bir Piglet. Herkes dışarı. Yüce efendi, Piglet'lere kutsal domuz kuyruğu getirmiş. Yani bu mu? Halkınız bu armağan için size teşekkür eder. Halkı mı? Evet, o bizim kralımız. Ben mi? O mu? Ama ben kral olmak istemiyorum. Vini için bal alıp eve gitmek istiyorum. Aman saçmalama Piglet. Halkın sana istediğin her şeyi verir. Biz de en iyi dostların olduğumuzdan bize de istediğimiz her şeyi verirler. Çekingen davranma yüce kral. Ama nasıl kral olunduğunu bilmiyorum ki. Saçmalama. Sen mükemmel bir kralsın. Ayrıca senin yerinde biz konuşuruz küçük Piglet. Tabii ben başbakanın olurum. Tavşan da özel hizmetçin olur. Yok canım. Yüce efendimiz. Kutsal kuyruğu ait olduğu yere koymaya hazır mısınız? Ancak o zaman değerli balımız yeniden akacak. Yani Vini'nin hediyesini size vermemi mi istiyorsun? Yani eğer mümkünse... Yüce efendi adına konuşuyorum. Başbakan ve ben şöyle demek istiyoruz. Size yardım etmeyi çok istiyor. ama... Bana verdiği hediyeyi kaybettiğimi nasıl söyleyeceğim? Endişelenme. Kimse bakmadı, bir anda geri alabiliriz. Sakin olup kral gibi davran. Benim tek istediğim Vini için biraz baldı. Lütfen bunu yapmak zorunda değilsiniz. Ama sayenizde bal yeniden akmaya başladı yüce efendim. Size çok şey borçluyuz. Özür dilerim ama Tigger ve Tavşan'ı gördün mü? Başbakanı mı ve hizmetkar mı? Şu anda hepiniz zıplamayı öğrenmek için sabırsızlanıyorsunuz değil mi? Pek sayılmaz başbakan. Yani yapacak işlerimiz var. Durun bir dakika. Şimdi hatırladım. Bana kralınız söyledi. Bu dersler her şeyden daha önemliymiş. Evet. Aynen böyle dedi. Peki bu durumda... Harika. Evet çocuklar, beni izleyin. Zıpla. 2, 3, 4. Zıpla. 2, 3, 4. Kral bana havuç yetiştirmeyi bilmediğiniz için üzüldüğünü söyledi. Ve onun hizmetkarı olarak kürekleri alın ve işe başlayın. Şimdi ek. 2, 3, 4. Ek.
2, 3, 4. Harika. 3, 4. Harika. Olamaz. Diğer. Bak kralın havuç bahçesine ne yaptın? Kral bana zıplamanın havuçtan daha önemli olduğunu söyledi. Söylemedi. Söyledi. Söylemedi. Söyledi. Söylemedi. Söyledi diyorum. Söylemedi. Söyledi. Söylemedi. Olamaz. Bu hiç doğru değil. Harika. Kesinlikle harika. Bu hızla benim heykelim Tigger'inkinden önce bitecek. Sen ne yapıyorsun tavşan? Heykelimi yaptırıyorum. En sevdiğin hizmetkarının heykelini istediğini söyledim. Benim. Aldırmayacağını biliyordum. Ve ben de başbakanın heykelini istediğini söyledim. Ama ben heykel istemiyorum. İşte onlar bunu bilmiyor. Ayrıca senin için bir şeyler yapmaya bayılıyorlar. Ama insan dostları için güzel şeyler yapmalı. Mecbur olduğu için değil, istediği için. Siz hiç iyi arkadaşlar değilsiniz. Sanırım eve gitme vakti geldi. Doğru, ben Piglet'in hediyesini alayım. Dayı tavşan bu gürültüde ne? Neler oluyor? Kutsal kuyruğu mu çıkardın? Volkan patlıyor. Lütfen bize yardım et Yüce Efendimiz. Ben mi? Sana ihtiyacımız var. Haklısın. Kendi adıma konuşmalıyım. Küçük olabilirim ama pekliler bana güveniyor. Beni izleyin. Beni izleyin dedim. O heykeli devirin. O heykeli de devirin. Ama Yüce Efendimiz, biz çok küçük hayvanlarız. Ama çok küçük hayvanlar bile doğru olanı yapmalıdır. Tebrikler! Hey, buna ne diyorsun? Piglet gerçekten de büyük bir kral. O tülü ve tomu sever, onu herkes o dostum, mini dostunuz.